Bir insanı hiç olmadığı bir yerde gösterebilir misiniz? Ya da hiç söylemediği bir şeyi o insana söyletebilir misiniz? Mesela birini hiç bulunmadığı bir yerde bulunuyormuş gibi gösterebilir misiniz? Bunlar nasıl mümkün olabilir demeyin, mümkün. Deepfake yani derin sahtekarlık videolarıyla bunların tümünü yapabilirsiniz. Peki nasıl yapabilirsiniz? Hemen gösterelim. Ekrandaki isim Tom Cruise, hepiniz tanıyorsunuz. Amerikalı aktör, çok kült filmlerin de sahibi, oyuncusu. Bize ekranda bir şey anlatıyor. Gerçeğinden ayırt etmek mümkün değil. Ama bu izlediğiniz isim sahte bir Tom Cruise. Bakın bu da Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi. Berrak bir zihinle bir konuşma yapıyor hemen soldaki videoda. Sağdaki videoyu dinleyelim. Sarhoş gibi konuşuyor. Bakın neden? Then he had a press conference in the Rose Garden with all this jewels that obviously were planned long before. Sort of visuals. Pelosi'nin orijinal videosu soldaki, hemen sağdaki ise fake, yani sahtekarlık içeren video ve onunla ilgili algı yaratmak üzerine kurulmuş bir videodan bahsediyoruz. Dünyada sahtekarlık amaçlı yapılan videoların sayısı arttı. Deepfake öyle bir yöntem ki aşağılamak, iftira atmak, küçük düşürmek, tehdit etmek ve şantaj yapmak amacıyla çok sık kullanılıyor. Sadece bu kadarla da sınırlı değil. Türlü dolandırıcılık yöntemleri içinde de deepfake kullanılıyor. Bu yapısı nedeniyle deepfake tüm dünyada salgın biçimde yayılan teknolojik bir tehlike olarak görülüyor. Üstelik sadece insanların birbirini kandırmak ya da iftira amaçlı kullandığı bir tehlike de değil. Büyük bir manipülasyon aracı olarak da kullanılabildiği için kim ülkeler bunu bir ulusal güvenlik meselesi olarak görüyor. Satır arasında size milyarlarca insanın kullandığı internetteki yeni tehlike, deepfake videolarını ve tehlikenin boyutlarını anlatacağız. Hemen ekranda gösterelim. Amerikan Başkanı Obama'nın ağız yapısına uygun bir ismi göreceksiniz birazdan. İzlediğiniz isim Obama. Hemen yan tarafta onu seslendiren başka isim var. Burada yapay zeka algoritmaları kullanılıyor. Ve oradaki dudak Obama'nın hareketli görüntüsünün üstüne hemen eklenip, buradaki projeksiyonda da gördüğünüz gibi hedef yüz ve kaynak yüz seçilerek, burada da aynı şey var. Amerikan Başkanı, eski başkanı Bush'un görüntüsü, yine eski başkanların görüntüleri üzerinden üretilmiş deepfake videolarını görüyorsunuz. Derin sahtekarlık yani deepfake yöntemiyle insanların yüz ifadelerini ve seslerini yapay zeka algoritmaları kullanarak hiç söylemediği şeyleri söyletebiliyorsunuz. Ve öyle videolar ortaya çıkıyor ki izlediğiniz gibi gerçeğinden ayırt etmek hayli zor. Hatta izleyince kafanızda küçücük bir kuşku bile oluşmuyor. Dünya üzerinde şu anda deepfake videoları en çok intikam pornosu için kullanılıyor. Gerçekten de korkunç bir yöntem. Bu yöntemle intihara sürüklenen insanlar da var. Ve şu anda bile dolaşımdaki videoların maalesef %96'sını intikam pornosu içeren videolar oluşturuyor. Deepfake videolarının hangi amaçla, nasıl kullanıldığına dair bir veterimiz var sırada. Bir onu izleyelim. Nasıl kullanıldığını uzmanların ağzından hep beraber dinleyelim. Deepfake videoları aracılığıyla şantaj yapılabilir. İftira atılabilir. Hakaret edilebilir. Hatta kişilik haklarımıza ve mahremiyetimize saldırı olabilir. Yine aynı zamanda kişiyi söylemediği şeyleri söyleterek veya yapmadığı hareketleri yaptırtmak mümkün olduğu için, dolandırmak için, kandırmak için de kullanılabilir. Bunun iki türlü kötüye kullanımı var. Biri itibar kaybettirmek için porno tarafında, diğeri siyasal tarafta. Çıplak vücutların üzerine intikam alacağınız kişinin kafasının yerleştirildiğini görüyoruz. Böyle bir şey sosyal medyada viral hale gelip de yayılırsa, bunu toplayıp ortadan kaldırıp da bakın bu deepfake'tir, gerçek değildir deyip işin doğrusunu anlatıncaya kadar ciddi zarar görebiliriz. Sizin bir videonuzu, 40 saniye kadar süren bir videonuzu yapay zekaya inceletiyorlar. Böylece ağız hareketlerinizi, göz hareketlerinizi, mimiklerinizi kopyalıyorlar. Ve bunu videonun devamında yaratabiliyorlar. Bu görüntüler o kadar gerçekçi ki belki ileride teknolojinin gelişmesiyle bunu artık makinenin dahi tespit edemeyeceği noktaya gelebilir. Böyle bir risk de var. Bu tarafa metni yazıyorsunuz. O metni yapay zeka aynen aktarıyor. Yani uğraşmıyorsunuz üstünde şunu, ağzını, şurasını buraya çekeyim falan demiyorsunuz.
metne yazıyorsunuz, o konuşturuyor. Mesela Rasputin, Rus ölen, onun bile bir resimden hareketle videosunu yaptılar. Rusya'da deli papaz olarak bilinen Rus İmparatorluğu'nun sonunu getirmiş kişi Rasputin, siyanür içirdiler, ölmedi, kurşunladılar, ölmedi, en son yakıldı ve cesedinin bir nehre atıldığı söylenir. Ölüm hikayesini bilenler için hayli ilginç bir deepfake canlandırması. Keşke bütün deepfake videoları da böyle zararsız olsa, ama değil. Deepfake videoları sadece bireylerin birbirine karşı işlediği suçlarda kullanılmıyor. Suç yelpazesi oldukça geniş ve siber dolandırıcılar bile bu yapay zeka algoritmalarıyla kullanıp bununla milyar dolarlık şirket dolandırıcılığı bile yapıyorlar. İki çarpıcı örnek var. Biri aldatma ve intikam örneği, diğeri ise siber dolandırıcılık örneği. Öğretim görevlisi Buket Abanoz anlatıyor. Biri siber dolandırıcılık, diğeri kavgalı pompon kızlar ve annelerinin örneği, bir dinleyelim. Yaşanan ilk siber dolandırıcılık vakası 2019 yılında yaşanmış. Bir İngiliz enerji şirketi Alman ortağı tarafından aranıyor. Elbette arayan gerçekten Alman ortak değil. Onun sesi kullanılarak, klonlanılarak yapılmış bir havale yapması talimatını veriyor Macaristan'daki bir ortağa. Ardından anlaşılıyor ki tabii Macaristan'dan ilgili para birimi Meksika'ya ve oradan başka banka hesaplarına gönderilmiş. Son dönemde yaşanan bir başka örnek, Amerika'daki Amigo kızlarının görüntüleri deepfake teknolojisiyle kullanılarak sigara, alkol, uyuşturucu madde gibi çeşitli maddeler kullanırken manipüle ediliyor bu görüntüler ve genç kızlar bu görüntüler karşılığında takım koçuna gönderilmekle tehdit ediliyor. Onlara bazı işler, bazı hareketler, bazı fiiller de yaptırmak söz konusu olmuş. Elbette bu durum genç kızların şikayeti üzerine ortaya çıkıyor. IP adresleri takip edilerek aslında bunun bir takımda oynayan bir genç kızın annesi tarafından yapıldığı ortaya çıkarılıyor. Şimdi sonda söyleyeceğimizi yine baştan söyleyelim. İnternette yüzünüzü, videonuzu öyle sık sık paylaşmayın. Çünkü ne kadar çok paylaşırsanız bu tür videolarla o kadar çok sık karşı karşıya kalma ihtimaliniz olur ve onları çoğaltma ihtimalini de artırmış olursunuz. Tercih sizin. Deepfake'in sakıncaları konusunda uzman bir avukat olan avukat Serhat Turan'ın bu konudaki uyarılarına kulak vermekte de fayda var ayrıca. Bir bakalım. Yani deepfake videosunun gerçeğe yakın olabilmesi için sizden yüzlerce hatta binlerce fotoğraf farklı açılardan alması veya bunu sisteme yüklemesi gerekecek. Neden bunu anlatıyorum? Çünkü günümüzde her anını sosyal medyadan paylaşan ünlü veya sıradan insanlar mevcut. Özellikle bu kişiler gerçeğinden ayırt edilmesi, en zor olan deepfake videoların üretilmesinde de katkı sağlamış oluyorlar. Korkumuz, teknolojinin ucuzlayıp güçlendikçe ve geniş kitlelere yayıldıkça deepfake'in de bu anlamda kolaylaşabileceği. Keza çocuklarımız da biliyorsunuz günümüzde acımasızca siber zorbalığa maruz kalıp hayatlarını dahi sonlandırabiliyorlar. Bu konuda velilere, öğretmenlere ve milli eğitime önemli bir görev düşüyor. Özellikle doğduğundan beri çocukların fotoğraflarını, videolarını sosyal medya üzerinde hunharca paylaşan velilerimiz mevcut. Belki iyi niyetle yapıyorlar fakat kendi elleriyle çocukların hayatlarını tehlikeye atıyorlar. İzlediğiniz video yoluyla yapılan bu derin sahtekarlığın birçok boyutu var demiştik. En büyük tehlike ise devletler arası ilişkileri, hatta ülkelerin iç siyasetini etkileyebilecek bir potansiyel de taşıması. Yani bir siyasetçi, bir devlet başkanı, bir muhalefet lideri, herkes bunun mağduru olabilir. Mesela Amerika'nın eski başkanı Nixon. İnsanoğlunun ayak basmasının 50. yıl dönümünde MIT'de derin sahtekarlık üzerine çalışan bir ekip, dönemin ABD başkanı Richard Nixon'ın hiç yapmadığı bir konuşmayı bu yöntemle yapmış gibi gösterdi. O dönem Ay'a giden ekibin başarılı ve başarısız olma ihtimaline karşılık Nixon'ın okuyacağı iki tane metin hazırlanmıştı. Gerçekte Ay'a gidiş başarılı oldu ve Nixon kutlama metnini okudu. Ancak deepfake ile yıllar sonra Nixon'ı mezardan çıkarıp diğer mektubu okutmak da mümkün oldu. Gördüğünüz gibi Nixon'a o mektup farklı biçimde okutulabildi. Dünyada birçok ülke deepfake videoları için yeni kurallar getiriyor. Örneğin Çin Siber Kurumu uyulması gereken yapay zekanın nasıl kullanılabileceğini gösteren
kuralları belirledi. Çünkü Çin için deepfake ulusal güvenliği tehlikeye sokabilir, sosyal istikrarı bozabilir. Bunlar Çin'in tavrı bu konudaki. Bu durumda soru şu, bu videoların önüne nasıl geçilebilir? İzleyelim. Deepfake'in önüne geçilebilir. Nasıl geçilebilir? Yazılımcılar engellenerek geçilebilir. Yani yazılımcıyı siz ciddi cezaya tabi tutarsanız bu tür yazılımlar gelişmez. Eğer bir video manipüle edilerek görüntüler üretildiyse bu muhakkak o videonun içerisinde bir filigran yerleştirilerek, bir yazı yerleştirilerek gösterilmesi gerekiyor ki izleyici bunun gerçek mi yoksa sahte bir video mu olduğunu baktığı anda ayırt edebilsin bu yazı sayesinde. Burada önemli olan konu şu. Bu tür videolar teknik olarak ayrıştırılabiliyor mu? Deepfake videosu olup olmadığı ayrıştırılabilenler var, ayrıştırılamayanlar var. Ve çok üst düzey post prodüksiyonu harika bir şekilde yapılmış videoların teknik olarak dahi incelendiğinde ayrıştırılamadığı videolarda görebiliyoruz. Sosyal medya kanallarının çok daha sorumlu davranıp videoya da fotoğraf paylaşımından önce bunları çok ciddi bir elemeden geçirmesi lazım. Filigran eklemesi yapılmazsa bunu özel olarak suç haline getirmiş Amerika'daki düzenlemeler. Deepfake videolarından korumanın yolu hukuk. Onun dışında bir şeyden koruyamazsınız. Neden koruyacaksınız? Hepimizin internet üzerinde bir sürü videosu var. Biyometrik olarak sizi tanımlayacak olan verileri vermekten kaçınmak lazım. Bir aralar parmak iziyle açılan cep telefonlarımız vardı. Aa ne güzel dedik. Ama bakın parmak iziniz o cep telefonu tarafından kaydedildi. Parmak izi bilgilerinizin nereye gittiği konusunda bir fikriniz var mı? Yok. Gitmediğini sanıyorsunuz. Kesinlikle gidiyor. Seçim dönemin yaklaştığında bir siyasi partinin söylemediği bir sözleri söyleten bir video yayınlanması gündeme gelebilir. Onun kariyeri noktasında aşağılanması, küçük düşürülmesi, belki deepfake ile üretilmiş bir pornografisinin yayınlanması da gündeme gelebilir. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Önemli sorulardan bir tanesi de örneğin deepfake uygulamasıyla seçim sonuçlarını etkilemek mümkün mü? Malum Amerika ve Çin, ayrıca Rusya dünyada bir siber savaş halinde. Amerika ve İngiltere dahil her yerde seçim sonuçlarına yani siyasete etki edildiği iddiaları var. Deepfake'in bu tartışmalardaki yeri nedir? Bir de ona bakmakta fayda var. Özellikle 2020 başkanlık seçimlerinde bu konu çok gündeme geldi. Bu tür sahte videoların, deepfake videolarının ortaya çıkacağını iki başkan içinde çok şüphelendiler ama korkulan olmadı. Bu tür teknolojiler yalnızca bireyleri de değil, bir ülkenin tüm siyasi kaderini de değiştirebilir. Normalde olmayacak cümleleri kullanan siyasi videolar görebiliriz önümüzdeki günlerde. Tarihi bir seçim sabahı, insanların sosyal medya hesaplarını deepfake ile yanıltıcı bir video gönderilsin ve söz konusu video belli bir partiye oy verilmesi için telkinde bulunsun veya karalama kampanyasında bulunsun. Bizim ülkemizdeki seçimlerde çıkmayacak diye bir kayıt yok. Büyük bir tehdit, büyük bir tehlike. Umarım karşılaşmayız bizim ülkemizde. Kısa sürede yayılan bu video, aynı sürede yayınlamak, yayından kaldırmak, engellemek neredeyse imkansıza yakın. Gözle çok zor, mümkün değil diyebiliriz. Bunun nedenle siyasette tehlikeli diyoruz. Ve bu böyle bir durumda zaten kısıtlı bir oylama zamanı yer aldığını düşündüğünüzde seçimin üzerinde önemli bir etki yapacağını kestirmekte zor olmayacaktır. Bir oy farkla dahi seçim kazanıldığı örnekleri dünyamızda özellikle yakın tarihte görülmüştür. Hukuki düzenlemelerin bir an önce yapılması lazım. Amerika'daki bazı eyaletlerde deepfake videoları tamamen yasaklandı. Birçok ülke tedbir almaya başladı ve buna göre hukuki düzenlemeler, yeni kanunlar yapılıyor ve ortaya çıkan suç türlerine göre. Peki Türkiye açısından hukuken bir tedbir almaya gerek var mı? Uzmanlara yine sorduk. Bakalım bu soruya da ne yanıt vermişler? Hukukumuzda deepfake için özel bir düzenleme yoktur. Şahsi kanaatim olması da gerekmez. Nitelikli halle düzenlemeye ihtiyaç olabilir. Deepfake pornografisiyle mağdur olan genç kızlar bu baskıya dayanamayarak bazen işini bazen hayatlarını dahi kaybedebiliyorlar. Dolayısıyla sadece basit bir kişisel görüntünün ifşası yok burada artık. Ülkemizde maalesef henüz yok ama bütün dünyada bu deepfake'e yönelik bir takım hukuki düzenlemeler yapılıyor ve dava açmanız mümkün. Dava açarken de farklı bir sistemde dava açıyorsunuz. Yani sadece cezalandırılması değil, benim itibarımı zedeledi diyerek dava açabiliyorsunuz.
Yani hukuk sisteminin her yeni çıkan silah için bir yeni düzenleme yapması beklenemeyeceği veya beklenmesi ne kadar abeste iştigalse, aynı şekilde her yeni çıkan teknoloji için de özel bir düzenleme yapılması sorunları çözmeyecektir. Bir fıkra eklenerek örneğin bu tarz yazılımlarla, algoritmalarla yapılan manipüle edilerek görüntünün ifşasının bir cezayı arttıran nitelikli hal olarak düzenlenmesinde fayda olabilir. Türkiye'nin bu konuyu bir an önce kişisel veriler kanununun da belki içinde veya dışında ayrı bir kanun olur, düzenlemesi lazım. Potansiyel failler ceza miktarını görerek suç işlemekten vazgeçebilirler. Bir deepfake videosu yayınlandıktan sonra onun yayılmasını sağlayan yolları durdurmak elzemdir. Bunları yapanın bir an önce bulunarak en ağır şekilde cezalandırılmasını ve kamuoyunda da bunun afişe edilmesi de büyük önem arz etmektedir. Efendim, Habertürk Haber Merkezi'nde ekip arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız satır arasını izlediniz.